Sürekli yerimi değiştirdiler. Vardiyamı değiştiriyorlardı. Sürekli işimi değiştiriyorlardı. Diğer insanlar, yani diğer temizlik görevlisiyle benim yaptığım iş aynı olmuyordu. Hep farklı şeyler oluyordu. Yani. Mobbing ve psikolojik baskı vardı. Hatta bunun üzerine psikiyatriste gitmeyi düşündüm ve bununla alakalı ilave doktor randevusu bir türlü alamadığım için gidemedim. Çünkü çok fena bir baskı vardı üzerimde. Her gün düşünüyordum işe giderken. Acaba bugün bana ne söyleyecekler? Acaba bugün ben neyle karşılaşacağım? İnsan olmamın, mesleğimle ya da görüşümle niye bu şekilde uğraşıldığını düşünüyordum. Niye böyle şeylere takıldıklarını düşünüyordum. Ama en sonunda Mayıs'ta beni çay ocağına verdiler burada. 3 ay çay ocağında çalıştım. Ben çay ocağında çalışırken bir gün ani bir kararla benim iş tanıtımımda olmayan, görevimde olmayan bir karayı yere verdiler. Mutfak bulaşıkhanesine. Önce 27 Eylül'de beni idare tekrar çağırdı. İş kazası geçirdiğim halde 4 yevmiye para cezası kesmişler bana. Ben bu cezayı neden kestiler anlamadım. Buna bir anlam veremedim. Nasıl? İş kazası geçirdiğim için mi 4 yevmiye ceza ödüyordum? Ayağımda platinim var. Ben bulaşıkhanede çalışamıyorum diye mi ceza ödüyordum? Yani bizim ülkemizde engelli vatandaşların üstüne bir de ceza mı ödemeleri gerekiyor? Ya da kaburgalarımın bedelini mi ben 4 yevmiye ceza kesiyorlardı benden? Bunu bir kere, ya bu nasıl bir şey oluyor, bunu anlamadım. Sonrasında 29 Eylül'de tekrardan çağırdı beni idare bölümü. 12'yi çeyrek geçe muhasebeci yüzüme baktı. Abla, böyle bir şey sana nasıl söyleyebilirim ama dedi, iş hakkım fes olmuş. O ne demek Muhammed dedi. 29 Eylül 12'yi çeyrek geçe. Abla, işten çıkarılmışsın dedi. Bunu okudum, anladım, imzalar mısın dedi. Önce birine bir imza attım. Sonra yanlış oldu dedi. Okudum, anladım yazman gerekiyordu. Ben de dedim ki okuyup anlamadığım şeyi neden imzalayayım dedim. Ve çıkışımı kabul etmedim, imza atmadım. İspere gittim. Oradan destek hizmetlerine gittim önce Alibeyköy'e. Alibeyköy'deki karşı görüştüğüm müdür, kendimi savunmadığımı, bunlar işte iftira atmadığını savunman gerekiyordu. Bize bildi. Ben size bildirdim dedim. Size değil ama diğer müdürlerim bu konuyu biliyordu. Onlarla görüştüm. İftira olup olmadığını izledim. Siz dedim kanıtlamadınız ki bana. Biz dedi yapabileceğimiz bir şey yok. Seni isper çıkardı. Sen isperle görüşmen gerekiyor. Yani beni sağa sola oyalamıyor. Ali Cengiz oyununa getiriyorlar. İspere de gittim, görüştüm. Artık işim bittiğini, yasal süreçte avukata hani başvurmam gerektiğini, İşe geri dönüşümün kolay olmadığını söylediler. 35 gün boyunca işten çıktığımda, çünkü bir parti üyesiydim. Zaten partililiğimden dolayı mobbing baskı görüyordum, şiddet görüyordum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, mahalle başkanı, okul sorumlusu, mahalle temsilcisiydim. Bundan dolayı zaten şiddet görüyordum. Bir de mezhebim farklıydı. Alevi kökenli ailenin kızıyım. Bundan dolayı da çok eleştiriliyordum. İşte neden hep Aleviler şunu diyor. Bütün her şeyi Aleviler ama bu ülkenin gelecek yüzü bizleriz. Aydınlık yüzleriyiz biz. Bu ülke bizim varlığımızı bir türlü kabul etmiyor.